kendileri hep böyle plastiklere falan para ayırdıkları için heykel belediyeciliği diye alay ediyorlar. Bakın heykel belediyeciliği kimdeymiş? Evet, dünyanın en büyük bayrak direğini Ankara'ya dikeceğini söyleyen Gökçek, şehrin 5 girişine de 50 metrelik heykeller yapacağız dedi. Allah'tan yapamadı. Kimmiş heykel belediyecisi? Devam edelim. Atatürk bulvarına dönerci heykeli. Mamak Belediye Başkanı burada olsaydı soracaktım kendine. Buna itirazım var mı diye. Devam edin. Belediyeye girerken heykeller karşılıyor bizi. Kaç para verildiği bilinmeden heykeller kendileri yapınca her şey mübah. Devam edin. Evet, bunlara müthiş paralar verildi. 1 milyon lira güncel değeri. Devam edin. Evet, robot heykeli. Bunları heykel saymıyorlar herhalde arkadaşlar. Heykel belediyecisi kimmiş? Bunları görüyorsunuz. Devam edin. Evet, bunlar da robot heykel. Yani bu arkadaşlara göre ben merak ediyorum. Heykel deyince akıllarına sadece mermerden yontma mı geliyor, tunç mu geliyor, plastik mi geliyor, bu mu geliyor? Devam edelim. Bunların ne estetiği var da bunlara para verildi? 17 milyon lira. Bir itfaiye parası. Kaç tane otobüs parası? En az 10 tane otobüs parası. Bunlar bizim önceliğimiz mi Allah aşkına? Bunların ne estetiği var? Kimmiş heykel belediyeciliği yapan? Devam edin. Futbolcu heykelleri, harcanan paralar hepsinin altında yazıyor. Işıklı palmiye diye bir şeyler yapmışlar. Buna da harcanan para 398 bin lira iki tanesini güncel fiyatlar. Devam edin. Buyurun buradan yakın. Bu Ankara halkının tarihiyle, kültürüyle ne alakası var bunun? Murat Bey, izliyorsunuzdur. Bunu soruyorum size. Buna ses çıkartmadınız da 5 kuruş belediye maliyeti olmayan bir sanatkarımızın yaptıklarını mı söz ediyorsun Allah aşkına?